senden başka, senden başka. Gözüm görmez hiç kimseyi, senden başka, senden başka. Kıyamam ben hiç kimseyi, senden başka, senden başka. Sevemem ben hiç kimseyi, senden başka, senden başka. Olamam senden başkasıyla. Beyefendiye ancak sen söyleyebilirsin. Ben beyefendiye kızınız ikmale kaldı diyeceğim ama vallahi söyleyemem Mesut efendi. Ne var, ne oldu? Leyla Hanım edebiyattan ikmale kaldı. Ya, beyefendiye hangimiz söyleyeceğiz diye düşünüyorduk. Hangini söyleyeceksiniz? Tabii ki sen söyleyin. Ben mi? Tabii canım. Allah yardımcın olsun Mesut efendi. Allah'ım sen bana yardım et. Kabak gene benim başıma patladı Allah'ım. Beyefendi, beyefendi! Ne var, ne istiyorsun? Nasıl söyleyeyim bilmem ki! Söylemesi o kadar güç ki! Neyi nasıl söyleyeceksin? Kolay değil söylemesi beyefendi! Konuşsana be adam, dilini mi yuttun? Kızınız Leyla! Ha, ne oldu Leyla'ya? Gene tutturdu illa ki şarkıcı olacağım diye! Ha, ne? Ya, şarkıcı olacak. Şarkıcı mı evet, olmak Evet, şarkıcı istiyor? Olmak istiyor! Demek şarkıcı olacak ya, ya evet, şarkıcı olmak istiyormuş! Sus! Bir de evet diyorsun! Benim kızım şarkıcı olacak ha! Kafasını kırarım vallahi! Ay Allah'ım, ne günlere kaldık! Siz de biliyorsunuz, intihar ederim diyor! Ne dediğini biliyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum! Yapılacak şeyi ben size söyleyeyim beyefendi! Ben Mehmet Kumru isminde bir bestekar tanıyorum, onu alır buraya getiririz, kızı bir müddet oyalarız! Peki, sonra sahneden vazgeçirebilir miyiz? Siz onu bana bırakın, taf bir müzisyendir, ona her istediğimizi yaptırabiliriz! Ne duruyorsun öyleyse be adam! Hadi koş, o adamı çabuk buraya getir, baş hadi çabuk! Baş üstüne efendiciğim! Ey Allah'ım, nedir benim bu kızdan çektiğim? Akşu nehrin hoşnu marif dağına, alemin cuşuş verir efkarına, faidatün faidat! Allah Allah, faidat olmuyor kızım, olmuyor! Otur yerine, otur, otur! Dinleyin! Aslı da böyledir! Bak şu nehrin hoşnu marif tarına, alemin cuşiş verir efkarına, fâilâtün, fâilâtün, fâilün! Bu şiir, aruz vezninin fâilâtün, fâilâtün, fâilün kalıbıyla yazılmıştır. Efendim? Şimdi bir de hep beraber okuyacağız. Bak şu nehrin hoşnu marif tarına, alemin cuşiş verir efkarına, türlü size bunun ehemmiyetini anlatamıyorum efendim! Bakın halbuki, fâilâtün, fâilâtün, böyle olacak, böyle olacak! Bunun ehemmiyeti nerede hocam, her ders bunu okuyoruz! Hadi sus, 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 otur oraya, otur, 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 bunun ehemmiyeti neredeymiş? Ehemmiyeti, şeyde bunun ehemmiyeti! Mesela siz günün birinde evlendiniz, çoluk çocuk sahibi oldunuz, evinize de bir misafir geldi ve sözde şiirden açıldı ve bu şiiri okudular, efendim! Eğer siz bu şiirin, aruzun, fâilâtün, fâilâtün, fâilün kalıbıyla olduğunu bilmezseniz, ne olur? Hiçbir şey olmaz! Evet, hiçbir şey olmaz! Hırt! Ne demek olmaz? Rezil olursunuz be! Hepinize sıfır veriyorum! Siz ha, ne gülüyorsunuz, ne? Sıfır dedim, on veriyorum demedim! Reziller! Susun, susun! Bu kutu kimin kutusu, ne kutusu bu? Müdür bey size hediye göndermiş! Ne hediyesi? Haberiniz yok mu? Yılın en başarılı öğretmeni seçilmişsiniz hocam! Ben mi başarım olduğunu pek hatırlamıyorum! Ama herhalde aruz veznini iyi anlattığım için beni seçtiler! Fâilâtün, fâilâtün, fâilâtün! Ya, şimdi anladınız mı çocuklar fâilâtünün ehemmiyeti? Oturun! Mehmet Kumru bey, siz burada ders mi anlatıyorsunuz fıkra mı? Rica ederim efendim, tabii ders anlatıyordum beyefendi. Peki bu koridorun öbür ucundan duyulan kahkahalar neydi Mehmet Kumru bey? Ha, onlar şey olsa gerek. Anlaşıldığına göre siz burada edebiyat değil fıkra anlatıyorsunuz. Aman efendim, istirham ederim. Sonra görüşeceğiz sizinle. Affedersiniz, bir dakika efendim.
Bu kutu için size çok teşekkür ne ederim. Ne kutusu? Bu yılın çok başarılı öğretmeni seçildiğim için siz göndermişsiniz bana bu kutuyu. Ben mi göndermişim size bu kutuyu? Evet efendim. Yılın en başarılı öğretmeni ha. Evet. Bir göreyim bakayım şu kutuyu, verin. Susun! Terbiyesizler! Sen de hemen gel beni gör. Ama biz ders yapıyorduk efendim. Bu sizin son dersiniz olacak. Bir daha hiç ders yapmayacaksınız. Tövbe tövbe, bıktım usandım. Ne var? Müdür bey! Hala utanmadan konuşuyorsunuz benimle. Efendim, siz bunları tanımıyorsunuz. Bunlar öyle yaramazlar ki... Şimdi bakın, bir kere elimi cebime soktum mendil çıkartacağım diye. Düştüm, bayıldım be. Neden? Efendim, çünkü cebimden mendil yerine fare ölüsü çıktı efendim. Bir de bunları bana anlatıyorsun he! Kovuldun, anlaşıldı mı? Kovuldun işte o kadar! Efendim, belki gerçekte siz haklısınız ama ne bileyim, affetmek de büyüklüğün şanındandır. Ne olur, bu seferlik affedin beyefendiciğim, bir daha katiyen böyle bir şey olmayacak. Hayır dedim, ben bir defa konuşurum, kovuldun! Hadi durma burada, pılını pırtını eşyaları topla, defol git buradan! Burası benim okulum ve seni kovuyorum, o kadar! Ey Allah'ım, sen bilirsin! Ekmeğimizden olduk. Bizim yüzümüzden oldu hocam. Özür dileriz. Yok. Hayır, sizin yüzünüzden değil. Benim kaderimin kötü yazısı yüzünden. Siz üzülmeyin, üzülmeyin. Allah'a ısmarladık. O faülatim, faülatim var ya... Bir dakika! Mehmet Bey, Mehmet Bey! Bir dakika be kardeşim yahu, bittim be kardeşim yahu! Merhaba Mesut Bey! Oh be! Yahu bu ne dalgınlık yahu! Deminden beri peşinden koşuyorum, bu ne dalgınlık! Karadeniz'de gemilerim mi battı? Ben battım, ben Mesut Bey kardeşim. İşten kovuldum. Şimdi bu yaştan sonra bir de işsizlik derdi çekeceğiz. Üzülme Mehmet Bey, her şeyin çaresi vardır. Benim derdimin çaresi yoktur Mesut Bey kardeşim. Ben zaten şanssız doğmuşum, şanssız. Doğduğum gün babamı askere çağırmışlar. 4 sene sonra geldiği gün annem ölmüş. Babam bana baksın diye başkasından evlenmiş ama... ...o kadından da 12 tane çocuğu olmuş. Ben değil ana, üvey ana yüzü bile görmedim. Canım bırak şimdi üzülmeyi. Bak artık şans güldü sana! Ne? Şans mı? Ya hadi, hadi gel benimle de anlatayım! Bana şans güler mi Mesut Efendi? Güldü ya! Demek bu kız şarkıcı olup sahneye çıkmak istiyor, ha? Evet, kendisi istiyor ama babası müsaade etmez. Sen ona bir şarkı meşkeyle başka işe karışma! Tamam, tamam, anlaşıldı! Anlaşıldı! Biz kızı uyutacağız yani, ha? Hoppala! Yahu ne duruyorsun, gelsene! Kibar yere gidiyoruz diye ayakkabılarımı akord ediyorum. Üf, amma köşk ya, be! İşte burası! Buyurun, buyurun Mehmet Bey! Siz burada istirahat buyurun, beyefendi şimdi gelir. Teşekkür buyurun. Ederim efendim. Arzu hürmet ederim efendim, Allah ömürler versin dedim. Ben beyefendi değilim. Aa, estağfurullah efendim, hem de nasıl beyefendisiniz yani? Hayır, değilim.
evin birinci uşağıyım. Öyle mi? Vazifem gelen misafirlerin kahve arzularını yerine getirmektir. Aa, öyleyse ben de bir orta kahve rica etsem. Hay hay efendim. Vay vay vay, eve bak be, kahvenin bile ayrı uşağı var. Merhaba beyefendiciğim, arzu hürmet ederim, Allah ömrü versin efendim. Şey, ben beyefendi değilim. Aa, peki kimsiniz? Ben bu köpeğin bakıcısıyım, bu da muavinim. Yani siz bu köpeğin bakıcısısınız sadece. Aa, evet, evet. Peki affedersiniz ama size bir şey soracağım. Bu iş için kaç para alıyorsunuz yani? 3000 liracık. He? 3000 lira mı? Evet, 3000 liracık. Ne yapalım? Vah vah vah! 3000 liraya hiç köpek bakılır mı beyefendicim yani? Zam isteyin efendim, zam isteyin, zam isteyin! Haklısınız beyefendicim, vallahi haklısınız! Ya. Allah sizden razı olsun! Sen köpeği götür yıka, ben çok yoruldum! Baş ne? Müsaadenizle efendim! Güle güle efendim, güle güle! İyi köpekler! Ziya! Ziya! Evet küçük hanım! Ne oldu, buldun mu bileziğimi? Hayır efendim! Aa, hadi hadi, git çabuk ara, hadi! Baş ne? Allah kahretsin! Nereye gider bu? Sanki yer yarıldı da bileziğim içine girdi! Hiçbir şey bulamıyorum! Of, bir şeyi koyduğun yerde bulamıyorsun ki bu evde zaten! Siz de kedi bakıcısısınız değil mi? Sen kimsin, ne arıyorsun burada? Ben bu işten şüphelenmeye başladım! Kalk bakayım oradan! Aa, ne bağırıyorsun be? Kalkmayacağım işte! Ne zamandan beri burada oturuyorsun? Ne bileyim, saate bakmadım ki! Tahminen yani? Mesela yarım saat filan belki oldu! Haa, öyleyse hırsız sensin! Ha? Söyle, nereye sakladın bileziğimi? Ne hırsızı, ne bileziği be, üf! Aa. Benim bileziğimi sen çaldın! Ben böyle işleri yapacak bir insan değilim, bana hakaret etme hakkınız yok! Ha. Efendim? Siz kimi bekliyorsunuz burada? Ben burada beyefendiyi bekliyorum! Aa. Neden bekliyorsunuz beyefendi? Ben kendim bestekarım, küçük hanımdan şarkı meşk edeceğiz. Ya. Demek ders vereceksin. Evet. Ders. 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 Doğru onu bulmuşlar. Gülüyorsun hep. Ya bu kız beni öldürecek be. Hadi şarkı söylemesine müsaade ettik. Ama sahneye çıkarsa vallahi seni de öldürürüm. Yok, merak etme beyefendi. Sen kimsin lan? Aa, ne bağırıyorsun ya? Her önüne gelen de bize bağırıyor ya. Ben bestekarım, bu evde şarkı meşk edeceğiz biz. Aa, sen mi bestekarsın? Evet, beğenemedin mi, ne olmuş yani? Beğenemedim. Aa, niye beğenemedin? Şu haline bak be! Ne var benim halimde ya, kendi haline baksana! Bu evde böyle gezilir mi be? Bu evde köpek bakıcıları bile smoking giyiyorlar, yakalarına da kelebek konduruyorlar böyle ya! Sen ne diyorsun? Anlaşılan en az parayı bu evde sen alıyorsun. Beyefendiye söyleyeyim de senin maaşına biraz zam yapsın, zam zam! Sus! Senden öğretmen olmaz! Hadi de, sen de! Mesut! Buyur beyefendiciğim! Ne diyor bu adam? Affedersin, sizin kim olduğunuzu bilmiyordu öyle. Hadi konuşuyor. Canım, bahçıvan çırağı mıdır nedir Allah ya aşkına? Ya biraz dikkatli konuş! Evin beyi o, beyi, anladın mı? Affedersiniz beyefendiciğim! Siz beyefendiymişsiniz! Evet, ne olmuş? Ha, müsaade ederseniz, elinizi öpecektim. Çek lan elini! Bana bak, bas şu herifi dışarı! Ya insan biraz düzgün konuşuyor, beyefendi o! Ya ne biçim ev burası, bilmiyorum ki! Bir adam geldi, köpek bakıcısı diye smoking giydirmişler üstüne. Bir herif de ortalarda dolaşıyor, at hırsızı gibi, o da beyefendi. Kusura bakma kardeşim, evvela seni işe aldım ama şimdi de kovuldum. Ah, kovuldum ha! Bu benim kaderim canım! Doğru, benim kaderim ya! Bak bu işte... Buldunuz mu bileziğinizi? İstediğiniz oldu mu? Görmek istediğiniz bu muydu küçük hanım? Bir zavallı, bir garip insanı bu şekilde görmek çok mu memnun etti sizi? Affedersiniz! Siz de gördünüz işte, üstümde hiçbir şey yok! Hadi gel, al elbiselerini giyin! Bir dakika! Affedersiniz! Estağfurullah! Benden özür dilemenize lüzum yok! Alıştık böyle şeylere! Şunları bir yerde giyebilir miyim? Ha, şuraya git de giyin ya, hadi. Peki, bilezik nerede? Canım küçük hanım, herhalde bir yere koymuştur, hatırlayamıyor işte! Muhakkak! Hadi, hadi siz de işinize gidin, hadi! Peki efendim!
Şu aksiliğe bakın yahu! Ne oldu? Köpekte bir hasta, bir hasta! Vah, 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 vah! Hadi ne duruyorsun, koş yanına! Baş üstüne efendim, baş üstüne! Bu evde köpeklere, herkesten iyi bakarlar zaten! Babacım, ne olur gitmesine mani olun! İyi bir insana benziyor! Bu adam bana ders versin, yoksa bu sefer sınıfta kalır! Olmaz! Tonton babacım! Olmaz! Canım babacım! Olmaz! Ama babacığım! Bu sefer oldu! Sevgili babacığım benim! Öyleyse, hadi gelin siz söyleyin! Sen git de ben bir düşüneyim! Canım! Babacığım! Köftor! Gene kandırdı beni! Allah'a ısmarladık Mesut Bey! Kusura bakma Mehmet Kumru Bey! Güle güle! Bir dakika! Bir dakika! Affedersiniz, inanın bileziğimin kaybolmasına o kadar üzüldüm ki... ...bir anda kendimi kaybetmişim, neler söylediğimi bilemiyorum. Bu ara sizin de kalbinizi kırdım, beni affedecek misiniz? Estağfurullah, estağfurullah! Bu işte sizin bir suçunuz yok ki, bütün kabahat benim alın yazımda. Zaten ben anamdan doğarken böyle şanssız doğmuşum, doğduğum gün deprem olmuş. İlk kazandığım para sahte çıktı. Onun için sizi affetsem ne olur, affetmesem ne olur yani. Bir dakika durursanız babam size bir şey söyleyecek. Baba, baba sizi bekliyoruz. Patlamadınız ya! Durun, geliyorum işte! Alo, gene telefon başındasın. İş için açıyordum da. Yalan söyleme. Geçen sefer de iş için gidiyorum dedin, genç kızlarla buluştum. Ama kızlarla iş konuşuyordum. Sabahlara kadar pavyonda dans edip sana para yetiştiriyoruz. Bu yetmedi mi? Sana böyle kıskançlık yakışmıyor. Hadi işe geç kalacaksın. Peki, peki gidiyoruz. Bir dakika. Avans aldım. Evet, ne olacak? Bana biraz para lazım da. Al. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Güle güle. Alo, Leyla Hanım siz misiniz? Evet. İnanın bana o kadar tesir ettiniz ki rüyalarıma bile giriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bilmem ki, çok iltifat ediyorsunuz bana. İltifat değil, gerçek efendim. Çocuklar, çekilin canım, çekilin. Sizi gördüğüm an içime bir ateş düştü sanki. Her an kalbim sizin için çarpıyor. İnanmam. İnanın sözlerim hakikat efendim. Sizinle görüştüğüm zaman genç ve olgun bir kadınla görüşmüş oluyorum. Tabii. Ben de zaten çocukluktan hiç hoşlanmam. Bence erkeklerin olgun olması gerekir. Öyleyse viski içerek bu havadisi yarın gece kutlayalım. Ama evden nasıl çıkacaksın geceliğin? Yarın akşam mı? Niçin çıkamayayım? Ben çocuk muyum? Gelirim tabii. Saat 10'da. Tamam. Saat 10'da bekleyeceğim. Güle güle. Kız, nasıl çıkacaksın dışarı evden? Planları kurdum bile. Yeni öğretmen var ya, onu kullanacağım. Kanar mı? Seni götürür mü? Öyle aptal ki, ben ona her şeyi yaptırabilirim. Sus sus, bak geliyor galiba. Evet, dersimiz... Oho, günaydın! 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 Arkadaşlar, yeni edebiyat öğretmenim... Mehmet Kumru, Kumru Mehmet! Memnun olduk! Ben de memnun oldum! Şimdi nereden... Bu elbiselerle o kadar değişmişsiniz ki... Az kalsın sizi tanıyamıyordum! Evden verdiler bunları! Çocuklar, hocam bahsettiğim kadar yakışıklı değil mi? Çok yakışıklı! Yavrum, rica ederim, beni iltifat ediyorsunuz, şımartıyorsunuz beni yani! Yok canım! Ya iltifat değil! Arkadaşlarıma bir saatten beri ne kadar yakışıklı, ne kadar bilgili ve ne kadar cana yakın olduğunuzdan bahsediyordum. Çok teşekkür ederim efendim! Gözlerin var ya, bülbülleri susturup dinlerdim.
başka, senden başka. Gözüm görmez hiç kimseyi, senden başka, senden başka. Kıyamam ben hiç kimseyi, senden başka, senden başka. Sevemem ben hiç kimseyi, senden başka, senden başka. Olamam senden başkasıyla. Şimdi baban bir gelirse, bizi böyle bir görürse öldürür vallahi, vurur Mehmet Kumru işinden olur. Failatün, failatün! Dizlerim titrer sen görününce, hani o gelişin var ya. Aklımdan çıkmaz bütün ömrümce, o tatlı sözlerin var ya. Bir ilkbahar yağmuruydu sanki, ardından güneş doğar ya. Yaktı bir alev gibi inan ki, o kor dudakların var ya. Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka, kıyamam ben hiç kimseyi. Senden başka, senden başka, sevemem ben hiç kimseyi. Senden başka, senden başka, olamam benden başkasıyla. Gözüm görmez hiç kimseyi, senden başka, senden başka, kıyamam ben hiç kimseyi. Senden başka, senden başka, sevemem ben hiç kimseyi. Senden başka, senden başka, olamam senden başkasıyla. Senden başka, senden başka, sevemem ben hiç kimseyi. Senden başka, senden başka, kıyamam ben başkasına. Senden başka, senden başka, sevemem ben hiç kimseyi. Senden başka, sen... Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ha, şey oluyoruz biz, yani meşk ediyorduk da... Yahu bu ne biçim meşk be? Ha, efendim, bu alafranga meşk. Alafranga istemem! Hadi siz çekilin! Hele! Sen gel bakayım buraya! Gel buraya! Geliyordun zaten babacığım! Bir kere şarkı ala Türk olsun, evvela güftüyü geçin bakalım. Gelse o şuh meclise! Gelse o şuh meclise! Nazı tegafül eylese! Söylesene ya! Bazen tekafür eylese! Nazı tekafül eylese! Kalın kafalı! Adam söylüyor işte, duymuyor musun? Ama babacığım! Sen! Ben söylüyorum işte! Fena değil, fena değil! Hadi devam edin dersinize! Gelse! Aa! Ama şarkılı, tempolu edebiyat dersi istemem! Yok! Anladın mı? Anladım efendim! O kadar! Anladım! Hadi dersinize devam edin! Dersin sonuna kadar burada kalacağım! Hadi başlayayım, başlayayım! Gelse o şuh meclise! Gelse o şuh meclise! Nazı tegafül eylese! Nazı tegafül eylese! Söylesem babana da bur boşuna beklemese! Dersi bahçede yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim! Bir şey değil, estağfurullah da yalnız ben senin gibi bir kızın nasıl olup da ikmale kaldığını merak ediyorum hala! Kaldım işte, ne olacak? Ay kaldın ama neden kaldın yani? Ha, neden mi kaldın? Ha? Söyleyeyim! İkmale kalmama sebep hep bu asık suratlı hocalar! Eğer sizin gibi cana yakın bir hocam olsaydı, sınıfta kalmazdım! Cama yakın deyince, bu, yani bu ne demek yani, ne demek? O kadar sıcakkanlı, sempatik ve yakışıklı bir insansınız ki... ...sizden insan her şeyi öğrenir! Çok teşekkür ederim Leyla Hanım! Bana sadece Leyla demeni istiyorum! Ya! Ya! Pekala, yalnız sadece sen de bana, sadece Mehmet de! Aha, Mehmet. Tabii Mehmet! Hayır, gayrı tabii Mehmet de be! ne dersen de ama bu yok, Ahmetleri, Mehmetleri bir tarafa bırakalım şimdi... ...ders yapalım! Şey yapalım mesela, bak şu nehrin hoşnu marif dağına... Alemin cuşuş verir efkarına! Leyla! Faülatün, faülatün! Ona biraz yakınlık gösteriyorum, gevşeyi veriyor! Bakın o adam size aşık olmasın! Aa, yok canım, olur mu öyle şey? Siz adamı bir görseniz babam yaşında! Ne yapayım, o olmazsa çıkamıyorum ki sokağa! Haklısınız! Sokağa çıkmak için onu kullanmaya devam edin! İyi geceler! Size de iyi geceler! Güle güle! Thank you.
Aşkımızla dolu günler, ayrılıklar, yalnızlıklar, geçiyor yazık ömürler. Dön desem döner mi sanki? Aşkımızla dolu günler, ayrılıklar, yalnızlıklar, geçiyor yazık ömürler. Ne kadar severse sevsin, neden ilk aşk gibi olamaz? Bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz. Ne kadar severse sevsin, neden ilk aşk gibi olamaz? Bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz. Bana gel, gel diyebilsen, sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye, maziye dönsen, senin aşkına hiç doyum olmaz. Bana gel diye, gel diyebilsen, sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye, maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz. Seneler boyunca sürdü, hiç yüzünden dargınlıklar. Aramızda şimdi yalnız ayrılık var, ayrılık var. Seneler boyunca sürdü, hiç yüzünden dargınlıklar. Aramızda şimdi yalnız ayrılık var, ayrılık var. Ne kadar severse sevsin, neden ilk aşk gibi olamaz? Bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz. Ne kadar severse sevsin, neden ilk aşk gibi olamaz? Bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz. Bana gel, gel diyebilsen, sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye, maziye dönsen, senin aşkına hiç doyum olmaz. Bana gel diye, gel diyebilsen, sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye, maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz. Ben Mehmet Kumru, Kumru Mehmet, Kumru! Ah, sen ne arıyorsun bu saatte burada? Benim uykum kaçtı da bir parçacık. Sonra? Sonrası da senin güzel sesini duyunca tabii, hemen kendime baktım, buradayım ben. Vallahi doğrusunu istersen Mehmet, benim de uykum kaçtı. Hadi, biraz evvel sana bir şeyler anlatmak, böyle bir şeyler söylemek ihtiyacını duydum ama... Tabi vakit geç olduğu için belki de yatmışsındır diye düşündüm. Ne söyleyecektin bana? Şimdi söyle. Bak yanındayım. Hem de uzun müddet burada kalabilirim. Ah unuttum, unuttum. Çünkü bu gece ben lüzumundan fazla heyecanlıyım da. Hatırlamaya çalış. İstersen sabaha kadar burada kalıp hatırlamanı beklerim. Ha, belki bunu verirsem söyleyeceklerim aklıma gelir belki. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kim var orada? Ay! Hırsız var galiba. Ben de bir ses duydum. Sen o tarafa git, ben de bu tarafa gideyim. Tamam, oldu. Gel, 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 çıkın! Ben çıkamam gel, buradan, merdivenden çıkayım. Ver elini bana, sen! Ver, ver, ver! Gördün mü? Yok, sen! Ay öldüm! Ay öldüm korkudan be! İyi ki Allah razı olsun sen vardın! Herifler beni ben bir görseydi, vallahi çiğ çiğ yerlerdi beni! Allah korusun! Bir şeyin var mı hoca? Yok, bir şey olmadı ki, bir şeyim yok tabii! Var, var! Bak kalbin çok çarpıyor! Çok heyecanlandın galiba! Ay. Çarpıyor, çarpıyor! Doğrusunu istersen ben de korktum o adamlardan, gittiler ama! Yo, ben bahçeden çıkmam bir daha, bu taraftan giderim ben! İyi, hadi! Hey, merakım! Dışarıda biri var! Ne olur? Canım, ne olur olur mu? Bu kılıkta gece yarısı senin yatak odandan çıkarsan... Ay, sen yatak odandasın, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ha, sen şimdi bir yere saklan, çabuk çabuk çabuk! Saklan bir yere, hadi! Yatağın altına! Yok, 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 yok! Aynanın arkasına! Görünmem, görünmem! Saklan, saklan! Girdadı! Sizin nereye kaçtığını gördün mü Leyla? Yok, hırsız mı vardı? Bahçede kıyametler koptu! Gürültüleri işitmedin mi? Yok, ha,
Hayırdır? Biraz başım ağrıyor da şöyle uzanmışım. Şey, rica etsem bana bir aspirin getirir misin? Aa, peki, peki kızım. Ne oldu? Bir erkek hapşırığı işitti. Aa, erkek hapşırığı mı? Ya, evet. Yok canım. Köpek Cimi olacak, tamam o hapşırmıştır ya. Dur, ben şimdi bulurum onu. Neredesin Cimi? Yok burada. Cimi! Oh! İşte tamam, bak! Aynanın arkasındaymış, aşk olsun Cimi! Öyle hapşırılır mı? Yoksa üşüttün mü? Senin de benim gibi başın mı ağrıyor yoksa? Hapşıracağını havla bari, öyle değil mi? Sus Cimi, sus! Ben sana dışarı çıkma demedim mi? Gördün mü ya, dedi köpekmiş! Cimi işte! Hadi, sen bana aspirinimi getir, hadi dedeciğim, hadi! Peki kızım, peki! Şöyle! Hadi çık artık, çık! Hadi, çabuk çık oradan! Ay, çık! Gitti mi, gitti mi? Gitti, gitti, tamam, hadi! Ben de gideyim! Ben de gideyim, çünkü bu gece ömrümden en aşağı bir sene eksildi! Burada biraz daha kalıp da yani hayatımı ihtiyarlatmak istemem doğrusu! Dur, ben terlik getireyim sana! Getir, getir! Leyla! Leyla kızı! Leyla! İlacını getireyim! İlacını işte, başının ağrısı gibi. Aa, hadi gülüm, hadi kuşum bebeğim! Sarı saçlı bebeğim! Aa. Hadi! Aa, nazlanma ama! Aa, bak kızarım ama, kalk bakayım! Bağırma! Ne yapıyorsun burada? Biz burada edebiyat dersi yapıyorduk canım! Vallahi edebiyat! Ne edebiyatı? Yatak edebiyatı! Ay dede, ne bağırıyorsun öyle? Tanımadın mı onu? Yatağında görünce tanıyamadım. O benim edebiyat öğretmenim. Ben edebiyat... Derslerini yatakta mı veriyor artık? Hayır, eskiden duvar dibinde veriyordum, basılınca burada verdik şimdi. Hiçbir şey anlamıyorum. Ben başka derste anlatırım. Ziya! Zeki! Eyvah! Ne yapacağız şimdi? Keser bizi, keser! Keser ya! Aman dadıcım, sen idare et, ne olur! Sen de gel banyoya, çabuk banyoya! Ben dün yıkandım be! Ne var, ne oldu bey? Ne var, var mı? Hırsız var, hırsız! Sen bu tarafa ara! Sen de böyle git! Peki be! Bir elime geçirsem şunu! Leyla'nın odasına gideyim! Nerede hırsız dadı? Aa, ne hırsızı be! Ne demek ne hırsızı? Ha? Sen demin bangır bangır bağırmıyor muydun hırsız var diye? Yoo, size öyle gelmiş olacak, ne diye bağırayım, yoo! Peki, Leyla nerede? Aa, Leyla, banyoda köpeğini yıkıyor efendim! Köpeğini mi yıkıyor? Daha yüksek havlu da duysunlar! Niye böyle çok havlıyor bu köpek? Bilmez misiniz be, yıkanmaktan hoşlanmaz! Başını sabunlarken gözüne sabun ya, kaçıyordu canı acı! Ya, ya. Bir bakayım, şu köpek nasıl yıkanıyor? Aman bakma be, utanırsa ona! Ne yapıyorsunuz burada? Otobüs bekliyorduk da. Ne otobüsü? Çarşı kapı otobüsü. Otobüs beklenir mi burada be? Vallahi ben beklerim ama otobüs gelir gelmez onu bilmem. Yeter! Nedir bu senden çektiğim? Yarından tesi yok der, hele eşyalarını topla ve defol git! Ama babacığım! Sus! Anası maması yok! Sen de derhal odana git! Avlama lan! Uylanmaya başladım! Aa, sen miydin? Gitmekte hala ısrar ediyor musun? Bu evde duramam artık. İkimiz için de böylesi daha iyi. Öyleyse ben de sana bir şey söyleyeyim. Ben de bu evde durmuyorum. Aa, niçin durmuyorsun? Çünkü hiç rahat değilim burada. Ya, vah vah vah! Peki ama ne yapacağımı sormadın. Ha, sorayım mı öyleyse? Ne yapacaksın peki? Kaç
Aa! Hı, bu evden kaçacağım. Aa, kaçacak mısın? Tabii! Mehmet Kumru'nun bulunmadığı evde benim işim ne? Olur mu canım? Baban ne der buna? Aa! Ne demek yani? Yoksa beni yanında istemiyor musun? Ha? Ağlarım şimdi vallahi! Yok, bak şey... Çok fenasın sen! Ağlama canım, durup dururken canım! Ben istemiyorum demedim ki! Tamam, istiyorum dedim! Yok. Tamam, tamam! Akşam saat 10'da bahçede buluşuruz! Akşam 10'da bahçede buluşacağız! Yok, sen beni bekle, üstümü değişeyim! Mehmet! 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 Gel, gel! Hadi! Hadi, gidiyoruz! Yoo! Ben bu kaçma işinden vazgeçtim! Aniden? Bak Leyla, bir kere aramızda çok büyük bir yaş farkı var. Sonra ben senin yaşadığın hayata ayak uyduramam ki. Onun için vazgeçelim gel biz bu sevdadan. Yani, biz şimdi beraber gitmiyor muyuz? Hayır, gitmiyoruz. Kaçırmıyor musun beni? Kaçırmıyorum, hayır! Hadi, sen şimdi evine git, yuvana dön, yuvana, yuvana! Peki öyleyse! Ben de şimdi imdat diye bağıracağım, bizi burada beraberce yakalayacaklar! Sen çıldırdın mı, divane misin? Babam bir duyarsa keser bizi kıtır kıtır ya! Öyleyse gel gidelim! Olmaz! Olmaz mı dedin? Olmaz dedim! İmdat! Yetişin, kurtarın! Allah aşkına, ölümün! Sus, sus! Sus! Peki, 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 gidiyorum! Sus! Yaşam! Enver Bey buradalar mı? İçerideler. Mersin. Sen dur bakalım. Aa, ne münasebet canım! Gel sen buraya gel! Arabayı parka alır mısın? Git! Çok kalabalık burası ya! Şapkanızı rica ederim. Yok, kalsın böyle daha iyi! Adet böyledir, şapkanızı verin! Ama bana bak, başka şapkam yok ki benim! Verin, çıkarken alırsınız! Ha, böyle yerlere tabii gelmediğim için çok bilmiyorum da! Hadi yürü! Buyurun! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Sizi gördüğüme çok sevindim! Ah, teşekkür ederim! Ben de! İnanın, sizi her zaman yanımda görmek istiyorum! Ne var, bir şey mi istiyorsun? Yoo! Ah, hani sana bahsettiğim öğretmenim var ya! Mehmet Kumru, Mehmet Kumru! Merhaba! Merhaba! Hadi bara git, bir viski iç de hesabı bende! He? Bu gece peri masallarında yaşayan bir kraliçe kadar güzelsiniz! Al şu parayı, git eğlen, gerisini düşünme! Gözleriniz bugün her günkünden daha güzel ve parlak! Ah, ne kadar güzel konuşuyorsunuz! Aa, bir dakika, Buyurun. Evli misin sen? Evet! Çocuğun da var mı? Var! Al öyleyse bu 500 lirayı, onlara bir şeyler alırsın bundan! Çok teşekkür ederim! Aa, içki mi? Viski içmez misiniz? Teşekkür ederim! Aa, viski! Aa, içerim tabii! Ah, Enver, ah! Ah, Enver, ah! O büp Enver, o! Benden para sızdırıp o kadına yediriyor. Bu hale de mi düşecektik? Ama ben gösteririm o Enver'e! Kanını da içki gibi içeceğim onu! Sakin ol be, rezalet istemem! Ne demek rezalet istemem? Sen benim halimi görmüyor musun? Sabahlara kadar çalışıyorum, parayı benden alıp başkasına yediriyor! Boğacağım onu! Ağır ya! Boğsun be kardeşim, bırak boğsun ya, boğsun! Boğacağım, boğacağım, boğacağım! Sen sus bari be, rezalet mi çıksın istiyorsun? Ya o Enver'i boğsun, kurtulsun! Allah! Vallahi kurtulur ya!
Böyle aptal biri size nasıl ders verir anlayamıyorum. %100 sınıfta kalmak niyetindesiniz galiba. Ha, onu bana ders versin diye değil, sizden rahat buluşmamı temin etsin diye kabul ettim. Ya! Beni affedin, sizi üzdüm. Rica ederim, şerefe! Ama ben göstereceğim. Vallahi göstereceğim. Bana bak, artık sen çok oluyorsun. Bu adamla içki içip eğlenmene artık müsaade edemem. Hadi kalk bakayım, kalk kalk! Ya bu Enver, üç kağıtçı bu, büp Enver! Bu, senin paran için sana maaşlıktaşlık ediyor. Sen kim oluyorsun lan? Aa, Mehmet Kumru! Sen! Onun kusuruna bakmayın. Peki, müdür bey, sen kim oluyorsun? Dur söylesene! Sen kekeme misin? Buyurun, bir şey mi var? Bu deliği dışarı atın. Ne? Kimi? Yer... Neden? Ne? Atın dışarı! Hadi! Leyla, çok içme, çok içme! Sizden çok özür dilerim. Bir şey değil. Bir dakika. Şapkan var. Evladım, şu şapkamı versene, eksik doğmuşuz. Hadi, hazırım ya, atın. Hadi. İmdat! Bir daha da buraya gelme. Olur, gelmem. Bana bak, sen hiç utanmıyor musun be? Allah'tan korkmaz mısın sen? Böyle bir kızı nasıl aldatabilirsin ha? Utanmıyor musun? Hay Allah, hay Allah! Müdür bey! Müdür bey, siz inisiyatifin yok mu? Bir iş yapma mı? Hadi müdür bey! Ne var gene? Atın şu herifi dışarı! Atın dışarı be! Hay Leyla, ben gidiyorum, dikkat et kendine aziz evladım! Şeref be! Ya şey, bana bak, bir dakika ya! Gene ne var? Bilmiyor musun, şapkan var, geçen seferden, ver kızım şunu! Hadi, hazırım, götürün şimdi! İmdat! Bir daha gelirsen ayaklarını kırarım, anlaşıldı mı? Görmeyeyim seni! Anlaşıldı! İmdat! Polis! Gene sen ha, bu sefer ne var? Abicim, sen emniyet ve namusu korumakla mükellef değil misin? Evet, ne istiyorsun? İçeride kız... Abi ya, bugün günlerden ne? Cuma! Teşekkür ederim, iyi cumalar! Hay Allah! Taksi! Beyefendi! Buyurun. Affedersiniz, bana biraz yardım eder misiniz? 5 lira yeter mi? Aa, ben dilenci değilim efendim, ben para istemiyorum sizden. Peki ne var, ne istiyorsunuz? Benim bir problemim var da, acaba bana yardım eder misiniz? Yok, işim var kardeşim. Ama beyefendi bak, içeride bir kız orada... Acelem var kardeşim! Taksi! Hey taksi! Taksi! Bir dakika! Siz resmi elbise giymenize rağmen bana nasıl yardım et? Kardeşim, ben polis değilim, pilotum! Canım, ne olursun! Yani uçak şoförüyüm! Sen ne olursan ol, abicim ya, bana yardım etmen lazım! Daha doğrusu, içeride iyi bir ailenin masum bir kızı var, başına bir felaket gelecek, yardım edelim ona ya! Kız mı? Evet, hem de masum bir kız! Bu masum dediğin kız güzel mi var ha? Güzel olmasına güzel, hem de ne güzel! Hem masum, hem de güzel mi güzel! İyi. Ben ne sıfatla girerim oraya? Akraba sıfatıyla gireriz abi! Mesela dayısının kızı, amcasının oğlu, halasının oğlu filan! Ha. Hadi bir şey uydururuz ya! Peki, hadi, oldu hadi, bu iş! Hadi gel abi! Dur! Ya kız diretirse? Aman atarsın tokadı, çıkarırsın abiciğim! Hadi benim canım abiciğim! Atarız be! Aa, şapkalarımız! Gel. Na bak, işte bu kız zavallı, kurtaralım şunu ya! Sevaptır! Ne kadar da güzel kız! Thank you.
sen buraya bu kızı kurtarmaya mı geldin yoksa tavlamaya mı birader? Çok güzel kız. Anladık, güzelse illa ki tavlayacak mısın ya? Affedersiniz bayım. Alçak namussuz seni, üç kağıtçının birisin sen. Paramı çalıp bu kadraya yediriyorsun, lan kafanı kıracağım şimdi! Kendine! Bırak beni diyorum sana! Kendine! Bırak beni! Defol şuradan, hadi! Bırak beni diyorum size! Parayı benden al, o şunluğu yedir, lan parçalayacağım şimdi seni! Sen de benden geleceksin şekerim. Nereye? Sen kimsin? Ben dedi, o onun amcasının oğlu. Amcasının oğluyum. Amcamın oğlu. Hangi amcamın oğlu canım? Ananın amcasının oğlu canım, uzatmasana ne? Ben buradan bir yere kımıldamam. Çak tokadı ya, çak tokadı ya. Öyleyse zorla götürürüm seni. Ya, amcanın oğlu. Amcamın oğlu. Ne vuruyorsun el alemin çocuğuna? Ben mi? Yok ben, tabii sen. Ama sana vurdu, ben nasıl dayanırdım? Bir yerinize bir şey oldu mu? Yok, hayır. Hadi gidelim buradan ya, kavga çıktı, kavga. Dur, dakika, canı acıdı. Erol! Acısın! Yılmaz! Dündar, gelin buraya! Baksınlarını çağırdı herif, yürüyün yahu! Dur bir dakika, dövüyorlar onu! Dövsünler! Ama güzel yüzü bozulur. Ya bozulursa bozulsun, hakikaten amcanın oğlu mu zannettin canım? Yürü. Bir daha bana rastlarsan selam söyle, alasma. Gel buraya, çabuk! Şu yaptıklarından memnun musun? Baban acaba durumu öğrenirse ne yapacaksın? Sen karışma! Yaptıklarımdan ben mesulüm. Hele siz beyefendi çok küstahsınız. Sizin bana ve beyefendiye teşekkür etmeniz bana, lazım. Bana. Ay bir de teşekkür mü edeceğim? Tabii ya. Bir kere o iyi ve namuslu bir insan. Tabii, hem de ne namuslu! Sizin için kendini tehlikeye attı. Keşke beni bu kadar seven biri olsaydı. Anlat, ona biraz benden bahset! O zavallıya böyle davranmak yakışmaz size. Hem babanız yaşında bir adam. Oha! Karıştırma orasını ya, karıştırma be kardeşim ya sen! Önüne bak! Size kendimi tanıtayım. İzzet Kaya pilotum. Adınızı lütfeder misiniz acaba? Leyla! Bana nasıl tokat atarsınız siz, kim oluyorsunuz? Böyle bir şey yapmaya hiç hakkınız yoktu ama. Evet, hakkım yoktu biliyorum ama... Öyle icap etti. Ne demek öyle icap etti? Yani sizi görür görmez şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim. Sahi mi? Özür dilerim. Rica ederim. Barışalım, ne olur. Bilmem ki. Öyle olsun. Beni affetmeniz için size vuran eli kesmeye hazırım. Hayır! Kolsuz çirkin olursunuz ama. Öyleyse kendimi affettirmek için ne yapabilirim? Canım, demin özür dilediniz ya. Siz de vurun, ödeşelim. Bire karşı 10 takat vurun bana. Ben sizin gibi değilim. Acırım. Kıyamam size. Ya at şuna birkaç tokat, bitsin bu iş vallahi, ben patlatacağım şimdi ha. Ne yapıyorsun birader? Beni dövsün diye onu kızdırıyorum. Allah Allah, kızdırmak için başka bir şekil bulamaz mısın yani? Önüne baksana, kaza çıkaracaksın be! Hanımefendi, nişanlı mısınız? Ya sana ne be birader, eve kadar sabredemez misin? Sus ya! Bırak konuşsun canım ha! Hayır, nişanlı filan değilim. Ya. Allah aşkına önüne bak, kaza çıkaracak. Hem dur! İşte bak, geldik, bizim evimiz burası. Burası mı bizim evimiz? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Yarın buluşalım mı? Nerede? Canım, neredesin? Ne demek nerede? Yarın saat 3'te bu kapının önünde. Olur, peki. Başka kapıya, Allah versin, hadi. Saat tam 3'te buradayım. Güle güle. Bizim ev...
evimiz değil ki burası. Canım tabii değil, şu yapışkandan kurtulalım diye bu numarayı yaptım işte. Evimizi öğrense ne olurdu sanki? Canım, ne demek ne olurdu yani? Ne demek anlayamıyorum ki bunu. Zaten çok soğuk bir herif o pilot. Aksine, çok tatlı bir adam. Gelemem olur mu canım? Sizden daha yeni arkadaşlık etmeye başlamıştık. Sonra o gördüğünüz kadın delinin biri. Ne demek istediğinizi anlamadım. Rica ederim benden doğru konuşun. Gelemem dedim o kadar. Ama Leyla, neden gelmek istemiyorsun? Bunu bilmem lazım. Size hesap vermek mecburiyetinde de değilim ayrıca. Akşam düşüncesi. Bir grup vakti düşündüm seni. İçim alev alev parça parça şarap rengi. Sen o akşam kızılığınca gir gönlüme, kumral saçlarında sar, serseri bulutlar misali sürükle beni peşine. Acaba gelir mi? Kim gelir mi? Şey, İzzet Bey gelir mi? Aa, o suratsız pilot değil mi? Niçin elin adamına suratsız diyorsun ya, canım? Suratsız olduğu için suratsız diyorum. İşte suratsız değil. Gayet de güzel bir çocuk. Aa, suratsız, suratsız, suratsız. Hem biz burada edebiyat dersi mi yapacağız, elin pilotunun suratını mı konuşacağız? Ama hocam, bugün biraz dalgınım, dinleyemiyorum. Aa, o zaman bu ders burada biter, hayırdır? Ha, tamam, ben i̇şte de bunu istiyordum zaten. Peki saat kaç şimdi? İki. Tamam, yetişirim. Çok teşekkür ederim hocam, Allah'a ısmarladık. Nereye gidiyorsun ya? Ah, o suratsız pilota! Demek, sizi sevdiğime inanmıyorsunuz. Ama daha ikinci defa karşılaştık. Çok çabuk olmadı mı bu iş? Ben her işimi çabuk yaparım. Neden? Çünkü pilotum ben. Pilotlarda hızlı olur, bilirsiniz. Ama böyle konularda önce biraz düşünmek lazım. Aa, düşünmenize hiç lüzum yok. İnanın bana, sizi ilk gördüğüm an sevdim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sizi öylesine sevdim ki... Dün gece yanınızdan ayrıldıktan şu ana kadar hep sizi düşündüm. Demek beni öylesine sevdiniz. Evet. Ben de size bir şey itiraf edeceğim. Eğer çok çabuk oldu demezseniz. Nedir o? Ben de sizi seviyorum. Ha? Dün gece anladım bunu. Sana son defa havacı usulü bir şey söyleyeceğim. Benden hemen evlenir misin? Evlenmek mi? Beni hemen evlenecek kadar çok mu seviyorum? Evet Leyla. Çok. O zaman bana düşünmek için biraz vakit ver. Peki. Geldik artık, lütfen burada ayrılalım. Evlenme teklifime evet demeseniz katliyen gitmem buradan. Ben de size düşüneyim dedim. Durun, evet deyinceye kadar sizi bekleyeceğim. Ama olur mu öyle şey? Leyla, sen nerelerdesin Allah aşkına? Şey, biraz gezdik de... Ha, hadi eve gidiyoruz. Ha, eve gidiyoruz biz. Delikanlı, siz de hadi evinize gidin, hadi. Yok, ben burada beklerim. İster git, ister bekle, bekle ne yaparsan bekle. Yap ama biz gidiyoruz. Çal şu kapıyı da bizim ev zannetsin burayı, hadi hadi hadi! Efendim? Ha? Aa! Müzeyyen Senar galiba! Ne? Vallahi Müzeyyen Senar! Müzeyyen abla! Bir şey mi istediniz? Hiç! Şey yani... bir resminizi isteyecektik de! Sizin başka bir derdiniz var!
Geçin içeri de anlatın bakalım derdinizi. İşte böyle Müzeyyen abla. Bir pilot. Yakışıklı, uzun boylu, hem de çok kuvvetli. İlk görüşte ısınıverdim ona. Ya, demek böyle. İlk bakıştan bir aşk doğdu aranızda. Biliyor musunuz? Ben bir zamanlar böyle bir plak yapmıştım, satış rekoru kırmıştım. İlk görüşte aşk. Böyle bir şarkı hiçbir zaman tutmaz ki. Tutmaz. Zavallı. Zannederim sen de umutsuz bir aşk yaşıyorsun. Kim? Ben mi? Yo. Şarkınızın adı neydi? Şarkımın adı Hicran Hastası. Hicran Hastası mı? Peki o şarkının konusu neydi? Umutsuz bir aşka düşmüş insanların hayatını anlatıyordu. Mesela seninle Küçük Hanım arasındaki yaş farkı büyük. Acaba o seni sevebilir mi? Aa, asla! Can, Müzeyyen Hanım mesela dedi. Mesela! Sen de hemen itiraz etmesene. Mesela, baban seni onunla evlenmeye mecbur etse, kabul eder mi? Asla! Asla kabul etmem. Mecbur edemez beni babam. Ya, Müzeyyen ablam mesela diyor, mesela. Mesela, ben mesela. Sevmediğim bir insanla katiyen evlenemem. Peki, seni ilk gördüğü gün aşık olduğunu iddia eden bir pilotla mı evleneceksin o halde? Lütfen pilottan bahsetme. Çünkü o gerçekten başka bir insan. Onun için her fedakarlığı yapabilirim. Gördünüz mü? Seven insan biraz fedakarlık yapmalı. Böyle bir şey yapan cahilin, cahilin biridir böyle. Zaten bu da cahil. Bu da cahil. Sen ne diye karışıyorsun bu işe? Bana aşık değilsin ya laf. Ya mesela diyoruz, mesela. Öyle demiyor muyuz Müzeyyen abla? Müzeyyen abla, hani bize şarkıyı söyleyecektin? Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Belki de bu şarkı senin bütün dertlerini dile getirecektir. Benim de bu şarkıda çok büyük hatıralarım vardır. Bak dinle. Hicran hastasıyım, yapayalnızım, ah! Dinmiyor içimi, kemiremsizim, ah ne de çilesi! Bitmez bir kızım, derdimin dermanı nerededir daha? Gurbet aramızda perdedir daha. Aradan gurbeti devirin dağa. Geri
gözümde hayali, gönlümde yeri. Beklerim yolunu, çevirin dağlar. Gurbet aramızda, perdedir dağlar. Aradan gurbeti, derin dağlar. Hocam nereye gitti? Bir şey mi oldu yoksa? Daha ne olacak kızım? Sen ona yapacağını yapmışsın. Ama ben ona bir şey yapmadım ki. Neler yapmışsın neler? Bu adam seni deli gibi seviyor kızım. Beni seviyor mu? İnanılmayacak bir şey bu. Seviyor ya! Şimdiye kadar nasıl farkında olmadın Hayret? Hadi git kendini affettir onu, hadi! Hadi korkma. Çok teşekkür ederim! Hadi. Affedin Mehmet Bey! Duygularınızı bu kadar ciddiye alacağınızı ummuyordum. Ben sadece şaka sandım. Aşkta şaka olur mu Leyla Hanım? Ama gene de siz haklısınız. Bu iş benim için çok büyük bir delilikti. Ama ben de insanım. Size karşı daima sıcak bir his duydum. Ne yapayım mani olamadım buna. Sizi tanıdıktan sonra her şeyi güzel görmeye başladım. Hayatı bile sevmiştim ama boşuna ümitlenmiş. Hakkım yokmuş benim bu mutluluğa. Affedersiniz. Bir şey değil. Ne demek af dilemek? Şimdi bütün olanları unutalım. Ben her şeyi gülüyorum. O İzzet'e olan hissinizi de anlıyorum. O nerede o haylaz pilot? Nerede o aptal acaba? Ben onun yerinde olsaydım hiç bir yere gitmezdim. Ömür boyu burada beklerdim. Beni mi çağırdınız? Ben bir yere gitmedim ki, buradaydım. Siz çıkıncaya kadar da burada kalacaktım. Sonra da gidip Leyla'yı babasından isteyecektim. Babasından isteyecektin demek. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi, hadi gidin. Allah'a ısmarladık sevgili hocam. Allah'a ısmarladık, güle güle. Hicran hastasıyım, yapayalnızım, ah! Dinmiyor içim, kemiren sığ.